Uyarlamadan sonra Codeverse'e geçebiliriz. Codeverse biraz daha zor dediğim gibi. Ve yani programsal tarafı daha fazla. O yüzden biraz sıkıntılı. EFE Codeverse diye bir proje açıyorum. Bu da Windows Form olur, konsol olur, fark etmiyor yine. Evet, buradan dikkat ederseniz kod dediğime göre benim dizaynla işim yok. Tasarımla, modelle. O yüzden Entity Framework nesnesini, DLL'ini buraya benim eklemem lazım. Bunun için NuGet paketleri denen bir sistem var Visual Studio'da. NuGet paketleri şu işi sağlıyor. Microsoft daha önce her şeyi kendisi yazıyordu. Bütün DLL'leri vesaire, eklentileri falan. Sonradan ama işte bu NetBeans olsun, Eclipse vesaire, open source camiası. Bu tür eklentiler geliştirip kendi aralarında biraz daha gelişmiş araçlar kullanmaya başladılar. Yani insanlar araç geliştirip başkalarının bu araçları kullanmasını istiyor. Mesela ben bir Visual Studio eklentisi yazdıysam bunu kendi sistemden dağıtmak yerine NuGet paket olarak dağıtmak isterim. Herkes kullansın. Gibi. İşte burada da Visual Studio'da eklenti olayını yöneten sisteme NuGet paketleri deniyor. Bir firma eklenti geliştirip bunu satabilir ticari olarak, paket olarak. Ya da sıradan biri geliştirip bunu ücretsiz olarak dağıtabilir. Biz de burada kullanırız. Manage NuGet paket kısmına geliyorum referanslarda. Dikkat edin NuGet.org. Bunun için internet olması lazım. Online olarak arıyor. Bir şey aramasına gerek yok çünkü keyword vermedim. Sadece burada benim sistemime göre kullanabileceğim en yakın şeyleri listeliyor. Aksi halde şuradan entity yazarak aramasını sağlayabilirsiniz. Sadece entity ile ilgili olanları getirdi. Birçok şey var. Bakın Microsoft'un yazdığı versiyon 6.1 olan Entity Framework var. En son çıkan bu. Bunu projeme eklemek için Install butonuna basıyorum. Diyor ki yazarı Microsoft, kabul ediyor musun lisans vesaire? Evet. Kurmaya başladı benim projeme. Bu işareti gördüğünüzde artık kurulmuştur. Close dedim. Bakıyorum, Entity Framework gelmiş. Evet. Evet. Şimdi database'i oluşturmaya başlayacağım. Artık Entity Framework destekliyor benim uygulamam. Database'i oluşturmak için burada bir class oluşturmam gerekiyor. Hatta birden fazla class da yapabiliyorum. Class'larla yönetiliyor bunlar. Benim yapacağım örnekte şu olayı sevmiyorum. Seçmiyor. Bu yüzden geriden başlayacağım. Burada yapmak istediğim şey bir öğrenci class'ı oluşturmak. Bu class'ın adı öğrenci içerisinde de bazı ufak tefek bilgiler olacak. Public class, öğrenci dedim. Sıradan propertilerimiz vardı hatırlarsanız. Prop deyip oluşturuyorduk. Int, öğrenci id, prop, string, ad diyelim buna. Get set blokları var. Bir de virtual bir liste oluşturmak gerekiyor. Ama bunu başka bir sınıfın listesi oluşacağı için şu şekilde yazayım. Konular dedim. Konu diye bir sınıf daha oluşturacağım. Hocam şimdi bir class'a özgü özellikler oluşturacağım.
konut sınıfını oluşturmak için üzerine gelip generate class dediğim zaman bu da belki saçma sapan bir şeyler yaptı. Gitti burada oluşturdu. O yüzden geldim ben kendim burada oluşturuyorum. Bakayım şöyle altına da oluşturması lazım. Burada bir de konuyu oluşturacağım. Public class. İçerisinde navigation vardı. Navigation property. Public virtual öğrenci. Burası tamam. Şimdi de öğrenci ile ilgili ekstra bazı bilgilere ihtiyacım var. İşlemlere. Diyorum ki öğrenci sınıfını oluşturduğu zaman yani bunu çağırdığımda bir yerden öğrenci diye bir constructor olacak. Bu kendi içerisinde konular diye bir instance oluşturacak. New list. Bu şekilde. Şimdi de bunun database tarafına bakacağım. Database tarafında da hatırlarsanız biz modelde Entity Framework'te context kullanıyoruz, data model falan. Bunların arka tarafta bir mimarisi var. Bu mimaride DB context sayesinde gerçekleşiyor. Yeni bir class oluşturuyorum. Diyorum ki DB context shift alt F10 system data entity içerisinde işte bunu kullanabilmek için entity framework DL'ni ekledim. Bunu biraz al ve içerisinde tablolarımı tasarlıyorum diyebilirim burada. Public DB set içerisinde öğrenci sınıfından bir DB set. Bu öğrenciler set. Konular. Burası da tamam. Şimdi benim sınıflarım tamam. Bunda herhangi bir yani sınıf olarak bir eksik yok. Mimari olarak benim yapmam gereken bazı şeyler daha var. Öncelikle CodeFirst'te hatırlarsanız bir normal AdoNet'te kullanırken connection string oluşturuyoruz. Bunları yapıyoruz. Ama orada connection string'i tamamen özgü olarak gerçekleştiriyoruz. Kendimiz tasarlıyoruz falan. Burada ise diyor ki bana verdiğin context adıyla connection string'in name'i aynı olsun. Çünkü ben onu kullanacağım. Doğrudan otomatik yapacağım bunu. Migration işlemi var. Onu da yapacağız. Migration işlemini yapması için bu şart. Geliyorum app config'e. Connection string and database'in adını belirliyorum.
diyorum ki öğrenci DB olsun. User olarak essay password olarak bla bla bla. Bir de bunu da unutmayın. Normalde connection string'de hani provider falan yazarız ama zorunluluk değildir. Hatırlayın yaptıklarımızı ama burada yapmayınca yalpalıyor. Bu nedenle system data SQL client diye provider name'i ekrana veriyor. Şimdi bunu çalıştıracağım. Ondan önce bir veri tabanına bakayım. Öğrenci DB var mı? Öğrenci yok burada. Açıldı bende. Hata yoksa burada göstermeli. Oluşturmuş olmalı. Öğrenci hata var. Yani yaptık ama konteksti kullanarak formül loadında bir şey yapmadım. Formül loadında da diyorum ki az önceki gibi benim db'mi oluştur. Container içeride benim link sorgularımı kullanmak istiyorum. Bunları kullanarak veri eklemem gerekiyor. Öğrenci içerisine, öğrenciler tablosuna öğrenci sınıfından ekleyebilirim. İyi. Database'e eklenecek. Burası da bir kültür. Bunlar tamam. Şimdi bunları eklemem gerekiyor. Neye ekleyeceğim? Öğrenci var. Konu var. Hatırlarsanız öğrenci kendi içerisine konu alıyordu. Bu şekilde. O zaman öğrenci bir nokta konular nokta et tarih. Öğrenci konular et link. Bunlar tamam. Son olarak öğrenciyi sonra da db öğrenciler et ogl 1 ve 2 ekle db save change
değişiklikleri kaydet. Şuraya kadar gelmesi için bakacağım ne yapıyor diye. Buraya kadar geldi. Şu an geldi. Burada patlamadığına göre bir şeyler oldu. İyi gidiyoruz demek. Buraya kadar bir işlem yapamaz zaten. Evet. Bakın. Öğrenci DB oluştu. Konus öğrenci. Tabii bu dil mevzuların ayarlarını yapmadığımız için hatırlarsanız entity framework böyle bir mevzu vardı. İçerisindeki veriler geldi. Öğrenciyiz. Hem oluşturdu, yani kendi ihtiyacı olduğu anda oluşturdu. Çünkü veri eklemek için ihtiyacı var artık. O anda oluşturup database create edildi. Şimdi şuraya yeni bir şey ekleyeyim. Burada da önemli bir konu var. Paket Manager diye bir konsolumuz var. Onu anlatacağım. Bunun için öğrenci sınıfına diyorum ki mesela doğum tarihi, işte birthday falan doğum tarihi ekleyelim. Public date type. Bu da doğum tarihi olsun. Get set. Tamam. Şu an çalışıyor. Bunu da son konu bu. Birkaç dakikaya bitireceğim. Bunu database'e nasıl yansıtırız? Database'e yansıtmak biraz problem. Yeniden generate edilmesi gerekiyor falan. Bu nedenle benim paket yöneticim diye bir alanım var. Bunu da bakın tools var. Tool içerisinde library package manager, onun içerisinde package manager console. Bu benim paketimle ilgili komutlar gönderip sorgular göndermemi sağlıyor. Altta o sürekli benim Visual Studio'da görüp bu ne işe yarıyor dediğiniz şey. Burada bakın PM kısmında Package Manager Console olarak bunları bazı komutlar gönderebiliyorum. Sağ tarafta Solution Explorer'ı açtım. Burada öncelikle Migration diye bir ayar var. Migrations. Bunu enable etmem lazım. Enable Migrations. Enter dediğimde sağ tarafta Migration klasörü açıldı. Ve içerisine bazı ayarlar geldi. Configuration ve Initial Create diye. Bu kendi içerisinde benim göndereceğim bazı işlemleri yönetmeyi sağlıyor. Veri tabanları arasında burada configuration ve birkaç class oluştu. Benim artık migration'a hazır bir uygulamam var. Kendileri class'lar ne oluşturdu bunlardan. Diyorum ki ben yeni bir tane alan oluşturdum. Bunu migrate et. Et doğum tarihi. Et doğum tarihi. Geldim. Şuraya bakıyorum. Öğrenci sınıfındaydı. Refresh dediğimde herhangi bir şey görünmedi. Sebebi
database update etmedim. Update-database komutunu çalıştırdığımda sorgular update edildi. Ve şuraya da bakarsanız et doğum tarihi eklendi. Bakın doğum tarihi buraya geldi. Bu şekilde kod fırsatı. Tamam, nefes alıyorsanız sorun yok.